Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri eğlenmek için yaratmadık. İkisini de sadece gerçeği göstermek üzere yarattık. Ama onların çokları bilmiyorlar. Kur'an'da evrenin ve dünyanın yaratılışına ilişkin çok fazla ipuçları verilmiştir. İnsanın yaratılışının incelenmesi ve öğrenilmesi istenilmiştir. İnsanın özellikle araştırması istenen bu konuları ele aldığımızda ise biraz sonra sayacağımız mucizeler ortaya çıkmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki bunların hiçbiri 1400 yıl önce insanların bildiği konular değildi. Peygamber Efendimizin bir peygamber olduğu konusunda da insanları ikna etmek pek işe yaramamış. Hatta şair, Mecnun olarak nitelendirilmesine ve Miraç olayına neden olmuştur. O dönemde bilim henüz yeteri kadar gelişmemişti. Dünyanın uçlarında direkler ve bu direkler üzerinde bir gök olduğuna inanılıyordu. Fakat Kur'an'da bunun gerçekle ilgisi olmadığı da belirtilmiştir. Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip ayetleri açıklamaktadır. Günümüzde zamanın konuma ve hıza bağlı olarak göreceli olduğunu, ayrıca gök cisimlerinin, kütlelerinin ağırlığına bağlı olarak uzay zamanını büktüğünü biliyoruz. Kur'an'da geçen zaman kavramı da göreceli zamanı açıklar niteliktedir. Kur'an'da bir günün karşılığı olarak belirtilen süre hep farklı olarak verilmiştir. Cennet ve cehennem de zamansız bir boyutun anlatımlarıdır. Dolayısıyla Kur'an'da yaratılışla ilgili olarak geçen gün 24 saati değil, bir evreyi, bir aşamayı işaret etmektedir. Zaman kavramı ile ilgili ayetlerde ise şöyle buyurulmaktadır. Şu da bir gerçek ki, Rabbinizin katındaki bir gün, sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Melekler ve ruhlar, miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselirler ona. Onlar onu çok uzak görüyorlar. Biz ise onu çok yakın görüyoruz. Buyurdu, yeryüzünde yıllar sayısında ne kadar kaldınız? Derler bir gün yahut günün bir kısmı kadar. İstersen sayanlara sor. Buyurdu, sadece birazcık kaldınız. İlk kez 1920'li yıllarda Rus kozmolog ve Belçikalı fizikçi Lemaître tarafından ortaya atılan bu teori, çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden dolayı bilim insanları arasında, özellikle de fizikçiler arasında geniş ölçüde kabul görmüştür. Evren sürekli genişlediğine göre, geçmişte daha küçük olduğu ve daha öncesinde ise hiçbir şey değilken büyük patlama ile oluştuğu teorisini doğrulayan bir gerçek vardır. Ayrıca evrende sonsuz gözüken büyüklüğün olmasıyla birlikte düzen de çok hassas dengeler üzerinde durmaktadır. Başlangıçtaki oluşumda mikrondan çok daha küçük bir farklılık bizim bugün bildiğimiz evren düzeninin oluşmasını engellerdi. Kur'an'a göre evrenin ve bizim için zamanın yaratılışını başlatan ve yine sonunda bitirecek olan Allah'ın ol kelimesidir. Yani onun istediğini istediği zamanda ve biçimde var etme, yok etme, değiştirme gücüdür. Bu konuyla ilgili ayetler şöyledir. Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O'dur. Ol dediği gün hemen oluverir. Göğe gelince onu biz ellerimizle kurduk. Hiç şüphesiz biz genişleticileriz. Demir, Kur'an'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kur'an'ın Hadid, yani Demir adlı suresinde şöyle buyurulur. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Ayette, demir için kullanılan enzelna, yani indirme kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, yağmur ve güneş ışınları için kullanılan, gökten fiziksel olarak indirme şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, dünyadaki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. Ayrıca sadece dünyadaki değil, tüm güneş sistemindeki demir dış uzaydan elde edilmiştir. Çünkü güneşin sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. Güneşin 6000 santigratlık bir yüzey ısısı ve 20 milyon santigratlık bir çekirdek ısısı vardır. Demir ise ancak güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda
oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bu yükü taşıyamaz hale gelir ve patlar. Demirin uzaya dağılması da işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi demir madeni dünyada oluşmamış, süpernovalardan taşınarak aynı ayette bildirildiği şekilde indirilmiştir. Bu bilginin Kur'an'ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit edilemeyeceği ise gayet açıktır. Ayrıca ayette demirin insanlar için çok yararlı olduğundan bahsedilmektedir. Halbuki bu ayet indiğinde insanlar demirden sadece kılıç yapıyorlardı. Demir ile ilgili son bilimsel verilere göre ise demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün olmazdı. Süpernovalar olmaz, dünyanın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleşmez, atmosfer ya da hidrosfer olmazdı. Koruyucu manyetik alan olmaz, ozon tabakası olmaz, insan kanında hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifliğini yatıştıracak metal oluşmaz ve oksidasyona dayanan bir metabolizma meydana gelmezdi. Demir atomunun önemi bu açıklamalarla rahatlıkla anlaşılmaktadır. Kur'an'da özellikle demire dikkat çekilmesi de bu madenin önemini vurgulamaktadır. Ama tüm bunların yanı sıra Kur'an'da demirin önemine dikkat çeken bir sır daha vardır. İçinde demirden bahsedilen Hadid suresinin 25. ayeti oldukça ilginç iki matematiksel şifre içermektedir. El-Hadid, Kur'an'ın 57. suresidir. El-Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri, yani Ebced'e hesaplandığında karşımıza çıkan sayı da aynıdır. 57 ve sadece Hadid kelimesinin sayısal değeri 26'dır. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır. Aslında Kur'an-ı Kerim'de kelime mucizeleri her zaman çıkmaya devam etmektedir. İşte Kur'an-ı Kerim'de sonradan öğrendiğimiz matematiksel kelime mucizelerinden bazıları. Kur'an'da birçok peygamberin ismi defalarca zikredilmektedir. Örneğin Muhammed ismi 4 kez, Musa 136 kez, İbrahim 69, Nuh 43 kez tekrarlanmıştır. Diğer Resullerin isimlerini de katınca tekrarları ile birlikte toplam 513 sayısını buluyor. Aynı şekilde Resul kelimesinin Kur'an'daki tekrarı da büyük bir mucize olarak 513'tür. Semud kelimesi 26 kez, gürültü ve ses kelimesi 13 kez tekrarlanır. Lut kavmi 8 kez, taş yağdıran kasırga 4 kez tekrarlanır. Gün kelimesi 365 kez. Günler kelimesi 30 kez. Ay kelimesi 12 kez geçer. Ceza kelimesi 117 kez. Affetmek kelimesi 234 kez geçer. Dünya kelimesi 115. Ahiret kelimesi 115 kez geçer. Şeytan ve melek kelimeleri 89 kez geçer. Ve bunun gibi daha birçok sayısız mucizeler mevcuttur.